Herkese merhaba arkadaşlar, ben Koray ve bugün sizlerle beraber FIFA Mobile 19'da Süper Lig efsanesi Roberto Carlos'u sonunda Türk gücüne alıyoruz arkadaşlar. Sonunda Süper Lig'de daha önceden oynamış bir ikon oyuna katıldı arkadaşlar ve bundan sonraki bir ikon geldiği zaman ikon almamı istiyorsanız arkadaşlar bu videoya like atmanız yeterli. Eğer 3000 beğeniyi geçersek arkadaşlar bir sonraki ikon geldiği zaman ki Türk gücü videosunda da ikon alacağız. Ayrıca arkadaşlar şu anda kadroya bakın. Sol bek hariç önerilerinizi bekliyorum. Yepyeni bir oyuncu alacağız. Yorumlarda en çok beğenilerini alıyorum. O yüzden yorumlara yapıp beğenmeyi de unutmayın arkadaşlar. Şu anda kadroyu zaten görüyorsunuz arkadaşlar ve hoş geldiniz diyorum hepinize. Yeniyseniz de önerilenlerden gördüyseniz ana sayfanızda bir anda ben çıktıysam falan abone olup bildirimleri aç. Sen de ailemize katıl. Zaten bu tarz şeyleri seviyorsundur ki ben senin karşısına çıkmışımdır. Haydi bakalım abone ol ve bildirimleri açmayı unutma. Hep birlikte çok güzel bir şekilde eğlenelim diyorum. Ve arkadaşlar hemen şimdi Roberto Carlos'u alacağız. Bakalım neler olacak arkadaşlar. Şimdi size bir fake atacaktım aslında da gerek yok. Şöyle gelelim size Roberto Carlos'u göstereyim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 2500 vermem gerekiyor ama elimde 2200 var. Bunu nasıl vereceğiz arkadaşlar? Tabii ki hemen etkinliklere gireceğim. Arkadaşlar bu arada bir kere 9 yaptım, iki kere de 10 yaptım. Nedense ilk hafta hariç ben hiç 12 yapamadım arkadaşlar. Siz de zorlanıyor musunuz? Bunları da yorumlara yazabilirsiniz. Yani bu tarz yorumlarınızı ben gerçekten çok seviyorum. Şimdi de Roberto Carlos yorumunu bir ekranda görün arkadaşlar. Evet, gördünüz Roberto Carlos yorumunu ve efsane bir yorum var abi. Her videoda bundan sonra güzel bir yorumunuzu ekrana çıkartacağım arkadaşlar. Şu anda ekranda efsane bir yorum görüyorsunuz. 56 kişi de beğenmiş zaten yorumu. Gerçekten abi komik bir yorumdu. Her neyse hemen şöyle basalım ve sen de güzel bir yorum yapabilirsin onun haricinde. Hem aldığım oyuncunun yorumu gözükecek hem de güzel bir yorum gözükecek. Benle ilgili, oyunla ilgili falan güzel yorum yap. Yeter ki bir 10-15 kişi beğenesin, onların içinden seçelim. Her neyse arkadaşlar basıyoruz ve ödüllerimizi alıyoruz. 30 defans, 30 orta XP, 40 hız, 10 uçma, 10 kısa pas, 10 saldırganlık, 10 uzun pas, 10 top kesme, 10 markaj, 10 kontra, 10 rölanti, 30.000 joker, ikon puanı da 700 tane. Bakalım bu arada Ronaldo'nun boost'u ne kadar olacak arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi 2900 puanım oldu. Yani diğer haftaya 400 puanla gireceğim bu arada. Bakalım diğer haftadan kimleri alabileceğiz. Hep birlikte görürüz. Ve 3, 2, 1. Abicim ikon Roberto Carlos'u takımımıza katıyoruz. Abi şu paketin güzelliğine bakın. Süper Lig efsanesi takıma geliyor. Buna like atmayıp ne atacaksınız abi? Şuraya bakın ya. Gerçekten harika. Bir de böyle soluk duruyor. Solgun, mutsuz duruyor. Ama bu adamın karakteri zaten bu yani. Bu adamın tipi bu şekilde. Efsane bir adam. Arkadaşlar bu arada bu videoyu Roberto Carlos'u şu anda Türkiye'ye gelmiş geçmiş en iyi sol bek olduğunu düşünenler beğensin. Bakalım kaç kişi böyle düşünüyor. Şu ana kadar zaten herhalde hepiniz böyle düşünüyorsunuzdur arkadaşlar ama bakalım kimler böyle düşünüyor hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Hemen devam ete basıyoruz ve hemen geri çıkalım bakalım. Şöyle Süper Lig kadromuza girelim ve Roberto Carlos maalesef dörtgen boost'u var. Arttırabildiğim kadar arttıracağım abi. Hemen beceri geliştiricilerine girdim. Bir dakika şöyle yapalım. Bir aktif yaptık mı? Yaptık. Tamam. Her şeyi geliştireceğim arkadaşlar. Bu arada bir dakika. Van Dijk'la şey Kante de artmış ha. Güzel oldu. Van Dijk'la Kante de artmış. 400.000 coins. Oha diyorum abi. Kusura bakmayın ama harbiden yok artık ya. Böyle bir şey yok. Top kontrolü. Evet, bu adamın artması gerçekten güzel olmuş. Bayağı bir bu arada XP kasmışız. Güzel olmuş. Hemen uzaktan şutu da açalım abi. Ben her şeyi açacağım. Her şeyi yükselteceğim. Hatta bir tane daha paket açabiliriz muhtemelen. Aynen muhtemelen açacağız gibi duruyor. Bakalım abi. Şu anda bu rölantiyi 7'ye yükseltirsem süper olur ama 6'ya da yükseltsem yeter ama 7'ye yükselteceğim muhtemelen ki evet 7'ye de yükselteceğiz güzel. 92 artı 7 99 gen olacak arkadaşlar ve üstüne aslında ben bunun arkadaşlar şimdi sizlerle birlikte bu adamı basmak istiyorum. Ama bilmiyorum yani değer mi onun için abi şöyle bir sürekli basalım bakalım değer miymiş göreceğiz. Hep birlikte şöyle hepsini bas. Durmadan bas abi. Evet. 2 gen 194.000'e katlanıyor arkadaşlar. Muhtemelen ben bu 2 geni buna basacağım. Ama ne zaman basarım bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar asıl kadroma da gireceğim. Asıl kadroma da koyacağım bunu. Çünkü abi asıl kadroma koymazsam olmaz biliyorsunuz. İkon turnuvası değil de asıl kadroma da Roberto Carlos koyayım. Ne olacak abi koyalım ya. Bir genden bir şey olmaz. Bir gen değil mi? Aynen bir gen fark ediyor zaten. Bir şey olmaz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi asıl kadromda efsane oldu. Çünkü neden biliyor musunuz abi? Bu adam da 11 gen boost oldu. Bu adamın da gerçekten çok hoş duruyorlar. Bunu bir aktif yapalım bakalım bunlara hiç beceri geliştiricisi gelmiş mi diyecektim ki. Şu ana kadar gelmemiş şu an için.
Ve hemen abi ben tekrardan Süper Lig kadromu açtım ve 90 üçgen, 120 kimya, Şikirtel, Slimani, Roberto Carlos Fenerbahçe'den arkadaşlar. Gerisi Galatasaray, Beşiktaş falan var. Gerçekten çok efsane şeyler yapacağız bugün sizlerle beraber. 93 yani 120 kimyalık efsane bir Süper Lig kadrosu kurduk. Ve arkadaşlar ben size galibiyet sözümü vermiştim. Şimdi sizlerle birlikte yani %100 demeyeyim arkadaşlar ama galip gelmeye çalışacağız. Bakalım Roberto Carlos falan neler yapacak. Hep birlikte göreceğiz abi. Defansif anlamda, free kick anlamında falan kesinlikle efsane olduğunu düşünüyorum. Hemen arkadaşlar sizlerle birlikte bir Roberto Carlos'u görelim bakalım neler yapıyormuş arkadaşlar. Haydi bakalım. Ve maçımız başlıyor. Şu anda siyah ekrandayız ama birazdan normal oyunun ekranına geçeceğiz. Evet sonunda geçtik. Birazcık bekletti bizi ama 93'ken 120 kimyalık efsane ötesi ya. Böyle bir şey yok. Rakip de 92 yen. Bakın arkadaşlar rakibi 92 yen vermişken yenelim ya. Lütfen yenelim. Hadi bakalım abi. Çok heyecanlıyım şu anda. Çok fazla da kazanmak istiyorum. Bakalım neler gelecek başımıza. Abi rakip madem 92 yen ben uçacağım ya. Ben verdim Roberto Carlos abi. Gel. Oo sol taraf. Bu ne böyle? Manu ile Roberto Carlos birlikte oldu bir de. Abi sol taraf uçuracak bize he. Bak bak bak. Çok iyi oldu bu. Slimani. Roberto Carlos bayağı atak oynuyor bu arada. Evet Roberto Carlos. Hadi be. Yapma bunu bana. Evet haydi bakalım. Şu topu al. Evet Şikirtel de aldı. Çok iyi. Ndiaye, Yusuf Yazıcı, Roberto Carlos. Carlos kaçırdı topu. Carlos alamadı. Belhanda alamadı. Sıkıntı büyük gibi yavaş yavaş. Dani Alves. Nakata. Abi yapma bunu. Neyse Roberto Carlos'a ben defansta güveniyorum arkadaşlar ama elim birazcık abi yeni duş aldığım için maalesef şu anda da tam kurumamış mı bilmiyorum ama bir ıslaklık oldu orada anlamadım. Gökhan Gönül vur kafayı abi Allah aşkına. Oğlum o nasıl kafa oradan? Kim vurdu onu? Abi bu oyunun şu bug'larına hayranım. Gerçekten Roberto Carlos tamam bu arada ruletini yapıyor. Çok iyi. Tam bir ikon. Tam bir kral abi. Adamlar durduramıyor kimse Roberto Carlos şu anda. İlginç. Bayağı iyi. Hadi be. Şu adam da durduramasaydı çok iyi olurdu derken Roberto Carlos çok güzel bir pas geldi ama elimin ıslaklığından dolayı abi bir saniye ya. Durduramıyoruz da maçı. Gerçekten çok moralim bozuldu. İlk yarı bittiği an veya gol falan olduğu an düzelteceğim arkadaşlar. Şikirtel. Ndiaye. Slimani beni kanser ediyor abi. Slimani kışkırtma. Yemin ediyorum Slimani bana kışkırtma yapıyor ya. Bu ne abi? İki videodur. Tövbe tövbe ya. Slimani'den kışkırtmayı gördünüz arkadaşlar. Hep birlikte gördük sizlerle birlikte. Bu arada rakip çok fena geldi. Yusuf Yazıcı, Roberto Carlos. Roberto Carlos'a artık bir pas verelim. Belhanda. Manu. Manu geç abi. Şu adamı geç Manu ya. Manu adamları geçmen lazım senin. Ben sana güvenerek çok fazla övdüm seni. Senin videon da bayağı izlendi. O yüzden seni çok seviyorum aslında. Hadi bakalım. Slimani. Abi Slimani ayağına geldiği gibi kaybediyor ya. Gerçek Slimani'ye döndü iyice. Oyunda değil de gerçekteki Slimani'ye döndü. Roberto Carlos şu topu al. Dani Alves şimdi. Dani Alves. Belhanda. Olmaz. Hayır. Şikirtel. Ndiaye. Vur kafayı. Yusuf. Vida. Ver. Yusuf Yazıcı. Verdi. Slimani. Abi çok sıkıntı oldu. Ve acilen kurutmam lazım bir şekilde şu kısmı aynen. Tamam şu anda herhalde düzgün bir şekilde kurudu arkadaşlar. Haydi bakalım Nakata. Manu alsa şu topu var ya oradan ben bir gol çıkartırdım muhtemelen. Çünkü bayağı bir iyi durumda Manu. Manu ile bundan sonra abi daha mantıklı oynamaya çalışacağım. Roberto Carlos abi süper ya. Gerçekten süper arkadaşlar. Roberto Carlos'u zaten görüyorsunuz. Manu ile daha yeterince iyi oynayamıyoruz. Ya da Manu'yu şey mi yapmışlar abi bufflamak mı oluyordu? Galiba bufflamak oluyordu. Belki bufflamak arttırmak gücünü bile oluyor olabilir arkadaşlar. Şu an hiç hatırlayamadım. Her neyse. Eder Militao. Roberto Carlos alamadı. Hayır. Hayır ooo plase vursa goldü bu arada. Hayır. Lan rakibi atma. Abi ne oluyor ya? Aha. Yeter ya gerçekten yeter. Rakibe pas atıp durdum. Rakip Allah'tan kaçırdı. Şu an çok heyecanlandım abi. Bir dakika heyecandan oynayamıyor olabilirim bile. Evet ve abi artık yemeği hak ettim. Gerçekten abi yeter artık ya. Abi çok moralim bozuldu. Crespo da ne güzel seviniyormuş öyle. Yani Roberto Carlos'la oynayacağım diye 92 yen geldi abicim. Ve maalesef. Bakalım abi bakalım bir free kick falan yakalarsak Roberto Carlos'la güzel şeyler yapabiliriz ama ben şimdi bir Manu'yla şöyle bir gitmeyi deneyeyim bakalım. Artık Manu'yla oynamayı deneyelim biraz da. Şöyle bir pas at abi sağ kanat sol kanat. Quaresma ve Manu ikilisi gerçekten bizi güzel yerlere getirebilir. Quaresma şimdi. Ricardo Quaresma. Quaresma direkt. Slimani vur kafayı abi. Vuramadı Belhanda. Vurma. Pas verdim abi. Vurmasın diye pas verdim. Ama hani vurmayı iptal etme diye bir tuş yok abi. Şu FIFA Mobile'de bayağı eksik var bu konuda. Yusuf Yazıcı çok istemiştiniz almamı. Yusuf Yazıcı değecek mi almamıza? Değmedi abi. O nasıl bir hareket? Niye vurmadı topa ya? Abi ne yapıyorsun Ndiaye? Yapacağın harekete başlayacağım şimdi ya. Of!
Abi çok saçma bir hareket yapmadım ya sizce de. Ha, kornermiş, tamam. Kim kullansın? Vida'yı aç. Vida'ya. Vida daha iyi. Vida. Hadi Vida. Vur Vida. Vida niye vurmuyorsun Vida ya? Abi Vida bizi bitirdin. Yemin ediyorum bizi bitirdin ya. Fabian. Şimdi Fabian abi. Vida. Slimani. Slimani ne yapıyorsun abi? Quaresma. Abi geçen videonun başında Slimani kışkırtma yazdım ya. Harbi bu videoda kışkırtıyor bizi ya. Geçen videonun başına öyle yazdım diye bu videoda bizi kışkırtıyor resmen. Quaresma alamadı. Roberto Carlos alamadı. Her şey bitti şu anda. Roberto Carlos git topu al. Slimani. Abi yeter. Belhanda. Arkadaşlar maalesef maçı 1-0 kaybettik. Yani anlamsız bir şekilde kaybettik. Maçın istatistiklerini bir göstereyim abi size ben. Gerçekten çok saçmaydı maç. Gerçekten anlamsızdı abi. İkide rakibin 5'te 5 şutu var. Rakip iyi de oynadı abi. Bilmiyorum, çok zorlandım rakibe karşı. Bundan sonra dereceli gireceğim ve gerçekten sonuna kadar gideceğim abi ve maçları kazanacağım. Bir sonraki bölümde kimi transfer edelim? Yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Aşağıda en beğenilen yorumu yapacağım. Ayrıca en beğenilen başka bir yorumu da göstereceğim, haricindeki bir yorumu. Haberiniz olsun. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir arkadaşlar. Türk gücünü bırakmamı istemiyorsanız like bombalaması gelir zaten bu videoya. Şuradan kanala abone olup ailemize katılmayı unutma kardeşim. Bak sen eğer bu dakika kadar izleyip hala abone değilsen abone olabilirsin şuradan. Ve şuradaki iki videodan herhangi birisini tıklayarak efsane bir video gidebilirsin. Hoşçakalın arkadaşlar. Sizleri gerçekten çok ama çok seviyorum ve bay bay.